Açıkçası adamla beraber hedefler koyup onlara beraber ulaşmada ne gerekirse iki taraf olarak tam efor şeklinde çalışıyoruz. Kendileri 7/24 bize kesintisiz destek ve hizmet sağlıyorlar. Bu konuda her ulaştığımız hedefimizden sonra yeni bir hedefle, yani doymadan ve durmadan yola devam ediyoruz. E-Adam'la tanıştığımızdan beri I Love Shoes yaklaşık 6-7 kat büyüdü. Merhabalar, ben Başak Çerçel. I Love Shoes'un kurucu ortağıyım. 10 yıldır bu firmada yönetici olarak görev yapıyorum. Merhaba, ben de Metin Çerçel. Ben de beraber kurduğumuz firmada 10 yıldır beraber birlikte kurucu ortak görevini sürdürüyorum. Markamız I Love Shoes'u aslında 10 yıl önce başladık ama I Love Shoes'la devam ettiğimiz süre 10 yıl değil. Çünkü ilk başladığımızda farklı bir marka ile adım attık sektöre. Daha sonra tedarikçi bir firmamız tarafından markamız çalındı. Kendisi tescil ettirdi bizim markamızı. Sonra biz de bunu daha iyi tecrübe ederek, daha doğru adımlarla ilerleyerek önce tescilini alıp sonra domainlerini vesairesini her şeyini alıp I Love Shoes markasını kurduk. Aslında bizim için hem öğretici bir ders niteliğinde oldu hem de I Love Shoes'un serüveni öyle başlamış oldu. Evet, aslında biz buna üniversite öğrencisiyken başladık. O yüzden de bu bizim için güzel bir tecrübe oldu. Yani daha doğrusu ticarete ilk adım attığımız zaman böyle bir şeyle karşılaşmak tabii ki aslında biraz üzücüydü ama güzel tarafından baktık. I Love Shoes ismi de benim ayakkabıya olan birazcık tutkumdan kaynaklanıyor. Ama yine eski markamıza da yakın bir isim olsun istedik. I Love Shoes deyince ilk aklıma ayakkabı olan tutkum geliyor aslında. Bu şekilde de başladı biraz. Ayakkabı hastasıydım. Bu da tabii ki güzel bir şekilde bu işe vesile oldu. Başak'ın ayakkabı olan tutkusu ve hani bunu sürekli kendisi üzerinde denemesi, yani alışverişleri, ayakkabı alışverişleri diyelim, bizi aslında bu ticarete itti. İlk yurt dışından ayakkabı getirip satmaya başladık öğrenci yıllarımızda. Başak önce kendisini almak istemişti bu ayakkabıları. Hani madem Türkiye'de yok, yurt dışından alıyorsun bu kadar uzak yerlerden, ki bahsettiğimiz sene 2010. O zaman biz getirelim. Senin gibi bulamayan Türkiye'de birçok kişiye biz satalım ile başladı aslında. O zaman sevgiliydik. Şu an evli olarak devam ediyoruz bu şirkette. Metin daha çok üretim ve operasyon kısmıyla ilgileniyor. Ben de ürünlerin tasarımlarıyla, fotoğraf çekimleri, kreatif tarafla ilgileniyorum. Şu an mağazamız, Bornova'daki bir mağazamız vardı. Yerini taşıdık. Kendi genel merkezimizin altına aldık mağazamızı. Aynı zamanda toptan satışımız yurt içi çok olmamakla beraber genelde yurt dışı. Yani 20'den fazla ülkeye ihracat yapmış bulunuyoruz bu zamana kadar ve bunu her geçen gün daha da arttırmaya çalışıyoruz. Şu an üstünde çalıştığımız online bir proje var. Tüm dünya çapında toptan olarak ürettiğimiz ürünleri, Türk malı ürünleri dünyaya tanıtarak satmak için. Bu projeye şu an yoğunlaştık. Ama aynı zamanda tabii ki asıl ağırlık verdiğimiz konu online olarak satış. Yani ilashoes.com.tr nasıl doğduğuyla ilgili. Bu e-ticaret serüvenine girmemiz aslında daha önce de bahsettiğimiz gibi 2010 yılına dayanıyor öğrenciyken. Açıkçası haftalık karşımız çıksın gibisinden başladık. Fakat tam güzel e-ticaret için
bu ekosistem için tam güzel bir başlangıç noktasıymış. Ya o zamanlar Instagram bile yoktu. Yani Instagram vardı ama aktif değildi. Daha çok kurumlar bulunmuyordu. Facebook üzerinden başladık. Bir web sitemiz bile yoktu. Yani gerçi bir web sitesi yaptırmak için bile çok uzun arayışlara giriliyordu. Türkiye'de çok o sektör daha gelişmemişti diyelim. Sonra yurt dışından getirip satarak başladık. Daha sonrasında 3 ay sonra şirketleştik. Kendimizi orada bulduk. Hemen resmiyete döktük işleri. İşler çok güzel gidince. Daha sonra 5 ay sonra da Markafon'da Sinafra vasıtasıyla kampanyaya çıktık. Kendisine hikayemizi anlattığımızda çok beğendi. Ve direkt orada bir kampanyaya çıktık ve ilk büyük yurt dışı ithalatımızı yapmış olduk. Daha hala o zaman yurt dışından alıp satıyorduk. Daha sonra bu serüven hızlı ilerleyince yurt içine döndük ve kendi ürünlerimizi kendimiz üretelim, kendi tasarımlarımıza geçelim dedik. Orada Başak'ın büyük katkıları oldu. Tasarımları bulmada. E-ticaret aslında olmak istediğimiz noktada gidiyor. Tabii ki çok güzel, çok büyük hedeflerimiz var. Herkesin olduğu gibi ve bunun için çalışıyoruz. Her gün kendimize yeni bir şeyler katıyoruz. E-ticarette şu anda günlük 2000 kargo sayısına ulaştık. Hedefimiz de günlük 5000 kargo. Açıkçası adamla beraber hedefler koyup onlara beraber ulaşmada ne gerekirse iki taraf olarak tam efor şeklinde çalışıyoruz. Kendileri 7/24 bize kesintisiz destek ve hizmet sağlıyorlar. Bu konuda her ulaştığımız hedefimizden sonra yeni bir hedefle, yani doymadan ve durmadan yola devam ediyoruz. E-Adam'la tanıştığımızdan beri I Love Shoes yaklaşık 6-7 kat büyüdü. 5 modelle başladığımız bu serüvene şu anda sezonda 1000 modele kadar ulaştık. Her sezonda I Love Shoes müşterilerinin tarzına ve zevkine göre de model sayımızı artırarak bu yola devam edeceğiz. Aslında bu 1000 modele yaklaşık 5000 tasarım arasından eleme yaparak yola çıkıyoruz. Bu tasarımlarda I Love Shoes'un müşterilerinin tamamen tarzına uygun olacak modelleri seçiyoruz. Eskişehir'de başladık fakat o zamanlar ithalat ile satış yapıyorduk. Yani ürünlerimizi yurt dışından temin ediyorduk. Kendi üretimimize geçtiğimizde Eskişehir bir ayakkabı üretim merkezi olmadığı için diğer merkezlere yönelmek istedik. Ve burada da en büyük tercih eşimin aynı zamanda okulu İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde okuyordu o zaman. Biz de İzmir'i tercih ettik. Yaklaşık 3,5 yıldan beri I Love Shoes'da çalışıyorum. Daha öncesinde mağaza personeliydim. Şu an ofisteyim ve moda kreatif bölümündeyim. I Love Shoes benim için şu an çalıştığım ve çalışabileceğim en özel ve en güzel yer. Ayakkabı tasarım olarak, kalitemiz olarak, bütün müşterilerimize verdiğimiz hizmet olarak I Love Shoes'da çalışmaktan çok mutluyum.